Merhaba, Fails & Makes'e hoş geldiniz. Bu videoda yetenekli bir yardımcı el yapacağız. Beyin işiyle uğraşıyorsanız eminim siz de bizlerle aynı sıkıntıyı yaşıyorsunuzdur. O PCB'yi istediğiniz konumda sabitlemek, o sabitlediğiniz konumdan da hiç oynamadan durmasını sağlamak problem olmuştur. Hep hazır yardımcı ellerle sıkıntılarımız oldu. Biz de bunu acaba işte yazıcıyla çözebilir miyiz diye bir arayış içine girdik ve hazır modelleri inceledik. Bu hazır modeller arasında bize ümit vaat eden bir model bulduk. İşte bu modeldi o da. Bunun kaideye biz tutturduk. Kaideye bağlanmıyor normalde. Ama bu modelle ilgili de bazı sıkıntılar oldu. Bunun bu eklem yerlerinde kırılmalar oldu. Tasarım olarak biraz zayıf olmuş. Biz de bu fikri alaraktan daha iyi nasıl yapabiliriz diye kendimiz bu tasarımı sıfırdan tekrardan yaptık, tekrardan çizdik. Burada eklem yerlerinin kırılmaması, ağır sağlam bir kaideye oturması, katı olması, istediğimiz konuma gelebilmesi ve konuma geldikten sonra da sabitlediğimizde bizim işimiz boyunca bizi yarı yolda bırakmadan PCB'mizi sabit tutması çok önemliydi. Bunun yanı sıra 3D yazıcıyla kolay basılabilir, minimum destekle basılabilir olması önemliydi. Bütün bu kriterleri göz önünde bulunduraraktan kendi yardımcı elimizi tasarladık. Her zaman olduğu gibi STL dosyalarına link açıklamalarda mevcut. Bu modeli istediğiniz gibi üretebilirsiniz. Hatta isterseniz ürettiğiniz modelleri satabilirsiniz de. Şimdi montaja geçelim. Evet, hazırladığımız örnek model için basılan tüm parçaları, video somunları masaya yaydık. Tüm sistemin dengede durmasını tabii ki taban parçası sağlıyor. Bu iki parçası tabanı oluşturuyor. Şu şekilde bir araya geliyorlar. Parçanın içini böyle dört parça şeklinde boş olarak yaptık. Komple plastik doldurmak anlamsız geldi. Baskı süresi ve malzeme maliyeti açısından. Ağırlık yapması için atölyenizde birikmiş, işe yaramayan vidalarınız, somunlarınız, herhangi bir ağırlık yapabilecek bir şey varsa bununla doldurabilirsiniz. Biz bu videoda kolaylık açısından oyun hamuru kullanacağız bunun içini doldurmak için. Şimdi oyun hamuru alıp ağırlık yapmasını. Tek amacımız burada bize ağırlık yapması. Önemli olan dikkat etmeniz gereken nokta, şurada bıraktığımız deliklere bir şey doldurmuyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu delikleri doldurmamaya özen göstererekten içini doldurdum. Böylece ağır bir kaidemiz olacak. Şimdi kaidenin altına silikon ayaklar yerleştiriyorum. Bu silikon ayakları her zaman öneririm. Değişik projelerde çok işe yarıyor. Şimdi silikon ayakları yerine yerleştirdik. Imbus Metric 3 12 vida ile taban parçasını birbirine vidalıyoruz. Şimdi modüler sistemimizin bir sonraki kısmı eklemleri. Kaidelere ya da herhangi bir başka bir şey, mesela bir de mengenemiz var. Mengenemize tuttururken bu bağlantı parçasını kullanıyoruz. Bu parçasının altı da konik bir yapıda. Gireceği yerde konik, kaidedeki yerde konik, mengenedeki yerde konik. Böylece taktığımızda, biraz bastırdığımızda konumunu koruyor. Sağlam, hemen sağa sola dönmüyor ama sıkı bir şekilde de yerine yerleşiyor. Bunlar eklem parçalarımıza bağlı. Burada değişik eklem parçaları var. Bir düz eklemimiz var. Ya da böyle 90 derece dirsek yapan eklemler var. Bu dirsek yapanların da iki çeşidi var. Sonuçta bu bir dişi dirsek. Bir de bu kısmında sadece ortadaki iki, yani şu şekilde olanı var. Bu şekilde olanlar da erkek dirsek şeklinde. Bunların değişik boyları mevcut. İhtiyaca göre, ihtiyaç duyduğunuz şeye göre 60 milimden 160 milime kadar değişik uzunluklarda var. Bunu modeller arasından ihtiyacınız neyse ona göre seçiyorsunuz. Benim planım şöyle bir şey yapmak. Orta kısma 90 derecelik eklemi yerleştirmek. Şu dirsekli eklemi. Kısa, düz geliyor. Ardından kolun en uç parçası
Bu kısmın ucu delik ve buraya değişik adaptörlerle değişik şeyler bağlanabiliyor. Mesela bu parçayla elimizdeki timsah konnektörler ya da krokodillere bağlayabiliyoruz. Veya şu adaptörü kullanarak da mercek bağlayabileceğiz. Bu mercek bizim elimizde bulunan eski yardımcı ellerden kalma bir mercek. Onun için de bir adaptör yaptık. Şimdi benim planım şöyle. İki tane yana kıskaçlı ol koymak, buraya da mercek yerleştirmek. Gerektiğinde ikisinin ortasında dursun diye. Merceğimizin bağlantı aparatı burada. Bunu iyice sabitlemek için bir tane set sekürümüz var. Şimdi bu bunun içine dönebiliyor. Onu da oraya sabitlemek için şöyle bir şeyimiz var. Evet, kaidemiz hazır. Şimdi bu modüler bir sistem olduğu için hem bu kaide üstünde kullanabildiğimiz gibi istersek bir de mengenemiz var. Bu mengenenin de değişik masa açıklıklarına göre değişik ağız açıklıklarında modüler olarak modelleri var. Sizin masanıza hangisi uygunsa onu basıp kullanabiliyorsunuz. Bunun bir vidası var. Ben özellikle en kısa vidayı seçtim burada. Çünkü benim kullandığım masada en az 50 milim ağız açıklığı gerekiyor. Masayı düzgün sıkabilmesi için bir vida ucumuz var. Bu vida ucu dönebiliyor. Bu sabit durabildiği için masayı sıkarken rahatlık sağlıyor. Bir kollardan birini buna takacak olursak dersek masada durabilir, kol durmayabilir üstünde. Kol geçiyor üstüne. Tonik olduğu için böyle çok kolayca yerinden çıkmıyor bu eklemler. Bu kaidenin yaklaşık ağırlığı ne kadar oldu? Herhalde bir 400-500 gram vardır alt kısmın ağırlığı artık içi dolunca. Ve buradan ben kollardan birine sabitlediğim zaman çalışırken ve bu koldan tutunca kol açısı değişmeden bunu kaldırabiliyor. Gerekmeyen aletimizi uzaklaştırabiliyoruz. Değişik konumları alabiliyoruz. Dirsekli eklemle daha fazla katlanmasını sağlayabiliyoruz kolun. Düz kollarda 45 derece açıyla katlanabilirken dirsekli eklem bu şekilde 0'a 0 katlanmasını sağlayabiliyor. Bu kadar uğraştan sonra ortaya çıkan ürün sorunlarımızı çözebildi mi dersek kesinlikle çözdü. Daha stabil şekilde devre kartımızı bu kollar tutabiliyor ve havya ile üstüne yüklendiğimiz zaman kuvvetli basmak gerekiyor ısıyı aktarmak için PCB'ye. Tıkta dayanabiliyor karşılığında. PCB fırlayıp uçmuyor ya da devrilmiyor. Ama işin esas güzel yanı bu sistemin komple modüler olması. Yani şu an ben belli bir boyda yaptım. Bu kolları daha kısa yapabilirim ya da daha uzun yapabilirim. Mengeneye özellikle çok daha uzun kollar bağlayabilirim. Bunda belki kaideyi devirebilir çok uzun kollar ama bunu video karşısında yaptık ve ilk kez yaptık. Daha önceden çalışmadık. Mesela bir şey fark ettik ki bu mercek için kullandığımız 90 derece açılı dirsek kollar kıskaçları, krokodilleri bağladığımız kısımda da onları kullanmamız güzel olurmuş. Modülerlik işte bunu sağlıyor. Bunu beğenmedik, öbürünü yapalım. Onu beğenmedik. Daha uzun lazım, daha kısası lazım. Bize onları sağlıyor. İleride farklı adaptörler kullanabiliriz. LED ışık bağlayabiliriz ucuna ya da farklı çözümler olabilir. Açıkçası içimize sindi ve atölyemizde işimize yarayacak bir alet oldu bu. Bu projeyi beğendiyseniz ve bu tarz kendin yap içeriklerin devamını görmek isterseniz videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin aklınıza gelen bu yardımcı kolu geliştirebileceğimiz daha farklı modüller varsa, ucuna ekleyebileceğimiz daha farklı adaptörler varsa, sizin işinize yarayabilecek daha farklı şekilleri varsa lütfen yorumlarda paylaşın. Fikirleriniz bize yol gösterir. Yardımcı için farklı
uzuvlar, farklı ataçmanlar tasarlayabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.